Bu dersimizde yine çok önemli konulardan biri olan listelerden bahsedeceğiz. Listeler yine Flutter kısmında uygulama geliştirirken ihtiyacımız olacak yapılardan bir tanesi. Şimdi daha diğer dilleri öğrendiyseniz, mesela Java veya Kotlin öğrendiyseniz, orada array diye bir kavram vardı değil mi? Dizi diye çeviriyorduk bunu. Dart'ta direkt olarak array diye bir yapı yok. Ama bu listeleri tıpkı bir array'miş gibi kullanabiliriz. Ve burada listeleri biz ikiye ayırıyoruz. Biri sabit uzunluklu, iki büyüyen listeler. Growable list adı altında. Ve tahmin edeceğiniz gibi sabit uzunluklu listeler aslında diğer dillerde bildiğimiz bu array, yani dizi konusuna denk gelen yapı. Bunu ne gibi durumlarda kullanırız? Mesela sizin 10 isme veya 10 tane kullanıcılı bir yapınız var. Burada sabit uzunluklu bir liste kullanabilirsiniz ama siz eğer kaç tane eleman olduğunu bilmiyorsanız veya işte bu liste sürekli olarak azalıp artıyorsa, bu gibi durumlarda ise dinamik olarak boyutunu ayarlayabilen yapılar olan büyüyen listeleri kullanmanız gerekiyor. Bu dersimizde sadece fixed dediğimiz sabit uzunluklu listelerin kullanımına bakacağız. Öncelikle liste tanımlamak integer veya string tanımlamaktan çok da farklı değil. İlk olarak verimizin türünü yazıyoruz list diye. Sonrasında bu listenin içinde ne tür veriler tutacaksınız? Mesela ben numaraları tutacağım ve numaralarım integer. O yüzden buraya integer yazıyorum. Daha sonra numaralarım diyelim buna eşittir deyip sonrasında bunun ilk atama işlemini. Hani normalde tek bir numara olsa 0 yazardık. Oysa ki burada hani sınıflar konusuna girdiğimizde bu konuları daha iyi anlayacaksınız ama yeni bir liste tanımlıyorum. Yani ben burada yeni bir değişken tanımlamak istiyorum ve bu değişkenin türü liste olacak. Ve benden bu bir şey bekliyor, bir parametre bekliyor. Şöyle üzerine gitsek gösterir mi? Evet, length diye. Yani senin bana oluşturmamı istediğin listede kaç eleman olacak diyor. Ben de diyorum ki 5 tane eleman olacak. Bu bana ne yapmış oldu böylece? 5 tane eleman tutacağım bir liste yapısı oluşturmuş oldu. Burada hemen bir açıklama yapalım çizerek. Bunu dediğim an benim, ups bu çok büyük oldu. Bunu dediğim an benim, bu benim belleğim olsun, RAM'im. Bunun içinde şöyle bir alan ayrılıyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Ve bu atıyorum benim sadece 3'üne ihtiyacım var, diğer ikisini kullanma diyemiyorsunuz. Veya 6. bir elemanım geldi, bunu da bunun içine koy diyemiyorsunuz. Bu 5 elemanla bir alan olarak bellekte ayrılıyor. Ve buradaki alanlara indeksler aracılığıyla ulaşıyoruz. Burası benim 0. indeksim. Dizilerden de bildiğiniz gibi bu indekslere ulaşırken 0'dan başlıyoruz. Yani 5 elemanlı bir listenin, bir dizinin en son elemanına indeks 4'ten, ilk elemanına indeks 0'dan ulaşabiliriz. Ve artık bunun içine ben istediğim integer sayıları yazabilirim. 0 diyelim, 1 diyelim mesela. Böylece ben indeks 2 dediğimde bana 7 sayısını, indeks 4 dediğimde 1 sayısını, 0 dersem 3 sayısını verecek. Ve bu 5 tane sayıyı aslında tek bir yapı altında toplamış olduk. Bu genellikle koleksiyon diye geçiyor bu yapılar. Verileri derli toplu bir arada toplamak amacıyla oluşturduğumuz yapılardan bir tanesi de list. İki çeşidi daha var. Onları da sonraki derslerde göreceğiz. Peki ben bunlara nasıl eleman atarım? Mesela numaralarımın nokta deyip, bu arada bunu bu şekilde tanımlayabileceğiniz gibi biz ne öğrendik? Hani veri türünü belirtmek istemediğimiz durumlarda var anahtar kelimesini de kullanabiliriz. Hatta şöyle yapalım. Bu böyle olurken bir de var deyip numaralarım değil de isimlerim diyelim. Ve bu isimlerimde 3 tane eleman tutalım. Bu şekilde. Artık bu isimlerime ne atarsam onu alacak değil mi? Ben mesela string atacağım. Önce şunu yapalım. Numaralarım. Ben bunun 0. indeksine, yani bu 3'ün olduğu yere eleman atacağım. Eşittir 3 diyorum. Benzer mantıkla numaralarım. Gelin bunu 3, 5 değil de 3 yapalım. 1. indeksine, resimde görüldüğü gibi 6 elemanına. 2. indeksine de 7 elemanını atadım.
Peki. Sonrasında ben bunları değiştirmek istersem veya öncelikle bir yazdırmaya çalışalım. Print deyip index 0 deyip mesela numaralarımın 0. indeksindeki elemanı yazdır diyebiliriz. Bu integer olduğu için string'e çevirmemiz gerekiyor. Çalıştıralım bakalım. İndeks 0'da 3 elemanı varmış. İndeks 2 dersem 7'yi görmem gerekiyor. Bu şekilde kullanımı söz konusu. Ben buraya gidip hani bu listenin 3 eleman tutacağını söyledim. Gittim olmayan bir indekse atıyorum indeks 3. Bir değer atamaya çalışalım. Ne olacaktır? Şurada not in range, range error. Yani bunu sürekli olarak görüyor olabilirsiniz. Burada hemen aklınıza şunun gelmesi lazım. Ben bir demek ki bir liste tanımladım ve buraya bir şey atadım veya bir veri okumak istiyorum. Yani bu burada şöyle bir durum da olabilirdi. Zaten burada yazdı invalid value. Hani oraya bakmaya gerek yok. 0 ile 2. Yani bu şunu diyor. Sen indeksin maksimum 2 olacak bir liste tanımlamışsın ama gidip 3. elemanla erişmeye çalışıyorsun. Böyle bir şey olmayacak diyor. Veya bunu buradan tanımlamam da numaralarım 9. 9. indeksteki elemanı okumaya çalış dersem de aynı durum geçerli. Gördüğünüz gibi. Hani bu hataları da okumayı anlamaya çalışalım ki yarın bir gün büyük bir proje geliştirirken en azından şunu gördüğünüz an range error şunu düşünmeniz lazım. Ben dizimin veya listemin sınırları dışında bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O yüzden bir kontrol edeyim. Yani bu liste şu an mesela 10 elemanlı olsaydı artık indeks 9'da bir sıkıntı olmaması lazım. Ama buna da herhangi bir değer okumadığımız için null değer atanmış oluyor. Bu arada CTRL tuşuna basıp buradaki bu sınıfların içeriğine bakarsanız onunla ilgili hem yorumlara hem de neyin nasıl yapıldığına erişebilirsiniz. Mesela fixed length list dediği demin yaptığımız örneğin mesela açıklaması burada var. Mesela field diye bir metot varmış. Metotların ne işe yaradığını öğrenmiştik. Mesela nasıl kullanırız? List dedikten sonra field diyerek bakın ne diyor? Uzunluğu ne olsun? Neyle doldurayım? Mesela diyorum ki uzunluğu 10 olsun ve her bir elemana 9 değerini yaz. Böyle bir şey yapabilir miyim? Yapabilirim. Ve ben burada indeksi 9 olan elemana herhangi bir atamamı yapmama rağmen ilk bu liste oluştururken şunu dedim. Bana 10 eleman tutacak bir liste oluştur ve her bir kutucuğa varsayılan olarak 9 değerini ata demiş oldum. Böylece indeks 9'a herhangi bir değeri elle vermezseniz hani default olarak null değer atanıyordu. Bu metodu kullanırsanız default olarak 9 değeri atanıyor. Tabii ki de buraya gidip numaralarım indeks 9'da artık 9 değil 122 sayısı var derseniz ne olacaktır? Artık o 9 sayısı silinip yerine 122 sayısı yazılacaktır. Yani bu nedir aslında? Varsayılan değerdir. Integer'ları bu şekilde kullanıyoruz. Mesela isimlerime bir şeyler ekleyelim. İsimlerim 0. indeksine git emreyi koy. Aynı şekilde isimlerimin 1. indeksine de Hasan'ı koy. Böyle kullanabiliriz, tamam mı? Sonuçta buraya var dedim. Buradaki gibi integer olarak direkt vermedim. Var dedim. Yani artık burası ne tutarsa o bu veri türü olacak. Ve print deyip bunu yazdıralım. İsim 2 nokta diyelim. İsimlerim. Mesela Hasan'ı yazdıracaksam indeks 1 demem lazım. Gördüğünüz gibi. Evet, genel mantık bu şekilde. Tabii ki böyle indeks vererek değer okumayı genellikle yapmıyoruz. Bunun için genelde for döngüsünden faydalanıyoruz. O yüzden şu resmi siliyorum artık. Gelelim. Listeleri gezmek. Farklı farklı bir yöntemlerimiz var. Daha önce for kısmında zaten bunu size göstermiştim. Mesela isimlerin listesini gezmeye çalışalım. Bir isim daha ekleyelim buraya. Bu da indeks 2 olsun. Ali olsun. Şimdi her bir döngüde okuyacağım eleman nedir? String'tir değil mi? O yüzden buraya string dedim. Okunan
isim diyorum. Yani o anki döngüde okunan ismi bu değişkene atayacağım. Neredeki in deyip isimlerim listesindeki. Sonrasında da bu ifadeyi ekrana bastırabilirim. Okunan isim nokta deyip sonrasında atıyorum dolar okunan isim dersem benim bu isimlerim listemde hangi elemanlar varsa sırayla ekrana yazılacaktır. Bu birinci yöntem listeleri gezmek için. Benzer mantıkla numaralarımı da okuyabiliriz. For bu sefer ne yapacağım ki her bir gezdiğim eleman integer olduğu için integer diye tanımlıyorum. In dedim numaralarım listesindeki her bir elemanı gez. Her bir okuma işleminde yani 3'ü okuduğunda bunu ata ve bunu da al ekrana yazdır. Okunan numara sonrasında da dolar okunan sayı diyebilirim. Gördüğünüz gibi ve burada bakın bütün elemanları yazdırdı. Ve ben varsayılan olarak 9 değerini atadığım için hani şunlara bir atama yapmadığım için varsayılan olarak değerleri 9 olarak burada gösteriliyor. Print diyelim. Şurada bir boşluk bırakalım. Evet. Bu birinci yöntem okumayla ilgili. Bir diğer yöntem ise klasik for diyelim artık buna. For dedim. Hani integer i eşittir 0 diyorduk ya. Yani aslında listenin indeks numaralarını kullanarak yaptığımız okuma işlemi. İlk olarak bu döngüyü kontrol edecek değişkeni tanımlıyorduk. Sonrasında bu i küçüktür kaç kere dönecek? Kaç kere dönecek? Benim listemin uzunluğu kadar. Yani içinde kaç tane eleman varsa o kadar dönecek değil mi? Bütün listeyi göstermek istiyorsam. Ben bunu bilmiyor da olabilirdim. Tamam burada 10 kere çalışacağını söyledim ama bunu bilmiyorsam ne yapmam lazım? İşte burada da dizimin adını yazıp sonrasında lent diye bir metodumuz var. Bu bize ne yapıyor? Bu numaralarım isimli listenin kaç tane elemandan gördüğünüz gibi kaç tane obje tuttuğunu söylüyor. Şu durumda ne diyecek? 10 diyecek. Sonrasında ne yapıyorduk? Her bir döngü sonrası bu değişkene ne olacak? 1 arttırılacak diyorum ve tekrardan print diyerek mesela şöyle bir şey diyebilir miyiz? Dolar i indeksindeki sayı 2 nokta deyip sonrasında da ne yapacağız? Dolar süslü parantez açıyorum çünkü buraya tek kelimeden farklı bir şey yazacağım. Yani şöyle bir şey yazacağım. Atıyorum ilk tur için i 0 olacak. Numaralarımın 0. indeksindekini yaz. Hatta şurayı da şöyle yazabiliriz. Yok yazmayalım daha doğru bu. Bir çalıştıralım. Ve şuradan debug konsola bakalım. Evet 0. indeksi sayı 3 dedi. 1'deki 6 ve gördüğünüz gibi 9. indeksindeki sayıyı da 120 olarak verdi. Bir de listeleri gezerken lambda expression var. Onu kullanıyoruz ama açıkçası kafanız karışır diye bahsetmesem mi diye düşünmüyor değilim. Numaralarım dedikten sonra for each yazıyoruz. Bu for each lambda gösterimi olarak geçiyor. Bunu da ayrı bir konu içinde alacağız. Ama şöyle kullanılıyor. Sayı dedikten sonra fat arrow diyorum. Yani burada da aslında farklı bir metot, farklı bir fonksiyon çağırıyoruz. Zaten lambda'nın amacı o. Neyse bunu çok üzerinde durmayalım. Şuraya print deyip en azından olması adına ilgili sayıyı buraya yazdır diyelim. Bunun ne olduğundan sonrasında daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Şöyle bir çalışsın. Gördüğünüz gibi lambda expression ile ilgili yazım da bu şekilde. Aslında bu yani lambda expression dediğimiz bir fonksiyon düşünün ki başka bir fonksiyonu buraya parametre olarak almış ve bu fonksiyonun yaptığı işlem şu. Parametre olarak bir sayı değerini alıyor ve bu sayı değerini gidip ekrana yazdırıyor. Hangi sayı? Numaralarım isimli listedeki sayı. Yani bu for each bizim için sistem tarafından üretilmiş bir metot ve ben bunu bu şekilde kullanabiliyorum. Dediğim gibi bunun da üzerinde sonrasında
detaylı bir şekilde duracağız ama genel olarak sabit uzunluklu listeler bu şekilde. Bir sonraki derste büyüyen listelerden bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.